Gençler selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar kamp programımızın, acil tekrar kamp programımızın ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün günlerden cumartesi. Evet sevgili gençler, bugün hangi konuları işleyeceğiz? Birinci dereceden eşitsizlikler, mutlak değer, üstü ve köklü sayıları işleyeceğiz. Şu üstü köklü sayılardan emin olayım. Bugün o sorular var mıydı diye bir bakayım. Sizi yanıltmak istemiyorum çünkü. Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Aynen üstü köklü sayılar mevcut sevgili gençler. Daha sonrasında birazcık çarpanlar ayırma diyeceğiz ve bitireceğiz sevgili gençler. Konumuzla, özetimizle bir başlayalım bakalım. Neler vardı? Bu konuların püf noktaları nelerdi? Bir bakalım. A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B eşit sıfır denklemine birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyorduk. İşte bunu 40 defa söyledik. Neden birinci dereceden? Çünkü değişkenimiz olan X'in kuvveti 1 ve bir bilinmeyeni diyoruz. O bilinmeyen de X. Hocam A ile B'yi de bilmiyoruz da işte onları başta bize veriyor. Yani A ile B bir reel sayı olmak üzere diye veriyor zaten. Tamam. Dolayısıyla bir tane değişkenimiz olduğu için bir bilinmeyeni diyoruz. Bunun kuvveti de 1 olduğu için birinci dereceden oluyor. Denklemin kökü de eksi b bölü a'dır diyoruz. Tabii ki ezberlemene lüzum yok. Yani ax artı b'yi sen gidip sıfıra eşitlediğin takdirde b'yi karşıya fırlatıyorsun. ax eşittir eksi b. X sayısı da burada eksi b bölü a'ya eşit olmuş oluyor sevgili gençler. Denklemin kökü bu. Çözüm kümesi de sen bu kökü alıp bir tane kümenin içerisine yerleştirirsen buna da çözüm kümesi dersin. Gerçek sayılarda aralık kavramı. Şimdi a ve b gerçek sayı olmak üzere a ve b sayıları ile bu sayılar arasındaki noktalar kümesine AB kapalı aralığı denir diyoruz. Kapalı aralık da köşeli parantez oluyor. Bir de açık aralığımız var. Açık aralığı da şimdi göreceğiz. Kapalı aralığı sevgili gençler sayı doğrusu üzerindeki gösterimi bu şekilde. Ve sen bunu bir eşitsizlik tarzında yazmak istiyorsan A küçük veya eşit X küçük veya eşit B diyeceksin. A ya da B ya da eşitlik olacak ve A ile B arasındaki tüm reel sayılardan bahsediyoruz. Buna kapalı aralık diyoruz. Açık aralık sevgili gençler iki ucu da açık olacak. Dolayısıyla da bunu şu şekilde gösterirken köşeli parantez yerine şu yuvarlak parantezlerden kullanacaksın. Bir de yarı açık aralığımız var. Buna yarı kapalı aralık denmemesinin sebebini ben de bilmiyorum ama yarı açık aralık diyoruz. Bir ucundan kapalı bir ucundan açık. Yani illa bu şekilde olmak zorunda değil. Şu şekilde olan yarı açık aralıklar da vardır. Yani üstten kapalı alttan açık olan. Basit eşitsizlikler. A, B, C'de bir reel sayı olmak üzere. Eğer ki A, B'den küçükse sen eşitsizliğin her iki yanına bir C sayısı eklediğin takdirde yine A artı C'de B artı C'den küçük veya çıkardığın takdirde de A eksi C, B artı B eksi C'den daha küçük olmak zorunda. Yine A, B'den küçükse C sıfırdan büyükken eşitsizliğin her iki yanına C ile çarptığı zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Ama C negatifse işler değişir kardeşim. Küçüğü büyüktür, büyüktürü küçüktür yapacaksın. A, B'den küçük ve C sıfırdan büyükken az önce söylediğim çarpma için geçerli olan aynı şeyler bölme için de geçerli. Sen her iki tarafı C'ye bölersen, pozitif bir C'ye bölersen eşitsizlik yön değiştirmez, aynen kalır. Ama C negatifse işler tamamen değişir. Büyüktür, küçüktür olur. Küçüktür de büyüktür olur sevgili arkadaşım. Bir eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılıp bölündüğünde yön değiştirir diye de buraya notumuzu almışız sevgili arkadaşlar. Şimdi A B'den küçük, B de C'den küçükse doğal olarak A C'den küçüktür. Ne diyorum? Mesela ben Ahmet'ten küçüğüm, Ahmet de Mehmet'ten küçük. Ahmet, Mehmet hepimizden büyük o zaman. Yani ben Mehmet'ten küçük olurum. Bu şekilde bir kafanızda bir şeyde kurabilirsiniz, hikayede kurabilirsiniz. AB'den küçük, CD'den D'den küçükse eşitsizlikleri alt alta topluyor gibi yapabilirsiniz. Bakın topluyor gibi diyorum. Niye? Çünkü bu şekilde eşitsizliğin toplanması falan gibi bir şey söz konusu değil. Sadece AB'den küçük, CD'den D'den küçükse o zaman küçüklerin toplamı büyüklerin toplamından daha küçüktür diye bir cümle kurmamız gerekiyor. Ve bunu da daha kolay olsun diye işimize geldiği için alt alta topluyoruz diyebiliyoruz, tamam mı? A, B, C'de pozitif gerçek sayılar. A, B'den küçük, C, D, D'den küçükse A kere C'de B kere D'den daha küçük olmak zorunda. Burada pozitif gerçek sayılar diyoruz. Sebep mesela şimdi eksi 5 küçüktür 2, eksi 4 de küçüktür 3. Şimdi ben bunları gidip çarparsam 26'dan daha küçük olur. Bundan kaynaklı biz başta ne dedik size? Pozitif gerçek sayılar. Aman ha buna dikkat, direkt bu şekilde yapmamanız gerekiyor. Pozitif değilse sayılarınız. A ve B pozitif sayılar ve A da B'den küçükse
N'de pozitif bir tam sayıyken A üzeri N B üzeri N'den yine daha küçüktür sevgili arkadaşlarım. N pozitif bir tam sayı ve A B'den küçük negatif sayıları için A üzeri N B üzeri N'den küçüktür eğer N sayısı tekse, A üzeri N B üzeri N'den büyüktür eğer N sayısı çiftse. Niye N sayısının çift olma durumu eşitsizliğin yönünü değiştiriyor? Çünkü negatif bir sayının çift kuvvetini aldığım zaman pozitif bir sayı olmuş oluyor da o yüzden. A ve B aynı işaretliyken A B'den küçükse sevgili gençler, sen bunların çarpımsal tersini aldığın zaman, çarpma işlemine göre tersini aldığın zaman eşitsizlik yön değiştirip 1 bölü A 1 bölü B'den büyük oluyordu. N 1'den büyük ve N 1 pozitif tam sayıyken A sayısı 0 ile 1 arasında ise A üzeri N A'dan daha küçük olmak zorundadır. Yani A pozitif bir basit kesir 1 bölü 2. Sen bunun ikinci kuvvetini alırsan 1 bölü 4 olur. 1 bölü 2 1 bölü 4'ten daha büyük bir sayı olmak zorundadır diyebiliyoruz. Yani N 1'den büyük, tamam. N de pozitif tam sayı, tamam. Onda da sıkıntı yok. Aynı şeyi söyledik zaten. Burada 1 bölü 4 küçüktür 1 bölü 2 demişiz. Bunda sıkıntı yok. Bir an için yanlış yazdığımı anlatırken doğru anlattım da bir an için yanlış yazdığımı düşündüm. Onu da doğru yazmışız. Sıkıntı yok. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler. Az önce denklemini görmüştük. Arada bu sefer eşittir yerine küçüktür veya küçük veya eşittir veya büyüktür, büyük veya eşittir gibi cümleler kuracağız. Haberimiz olsun. Mutlak değer. Mutlak değer sevgili gençler, bir sayının mutlak değeri dediğimiz şey o sayının sayı doğrusu üzerinde belirttiği noktanın başlangıç noktası yani sıfıra olan uzaklığıdır sevgili gençler. Ki bazen sıfıra olan uzaklık değil de başka sayılara olan uzaklıklardan da bahsedebiliriz. Mesela diyoruz ki x eksi 3'ün mutlak değeri. Mutlak x demek, tamam, eyvallah. Bu aslında x eksi 0'ın mutlak değeridir. Yani x'in sıfıra olan uzaklığıdır. Sen bir sayının bir sayına olan uzaklığını ölçerken o sayıdan diğer sayıyı çıkarırsın. Mesela benim kardeşim 22 yaşında, ben 30 yaşındaysam benim yaşımın, kardeşimin yaşına olan uzaklığı 30-22'dir. Kimse şunu yapmaz. 22'den 30 çıkardım, eksi 8. He, uzaklık negatif olamaz. Eksi 8'i eksiyle çarpayım. O zaman eksi kere eksi 8 artı 8, cevap 8 demez. Herkes direkt 30'dan 22'yi çıkarır. Neden? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsın çünkü. Şimdi x eksi 3'ün mutlak değerini de şu şekilde okumamız gerekiyor. X'ten 3'ü çıkarmış bu adam. Tamam. Mutlak değerini almış bile. X'in 3'ten büyük mü küçük mü olduğunu bilmiyorum ama X'in 3'e olan uzaklığını merak ediyorum ben aslında. Çünkü X'ten 3'ü çıkarmışım. Az önce 30'un 22'ye olan uzaklığını örneğini verdiğim zaman 22-30 da sonuç olarak 30-22'nin mutlak değerine eşit oluyordu sevgili gençler. O halde bunların ikisi birbirine eşit. 3 mü X mi büyük bilmiyorum. X-3'ün mutlak değeri X'in 3'e olan uzaklığı veya 3'ün X'e olan uzaklığı olarak ölçülebilir, söylenebilir. Haberiniz olsun. Şimdi x, y reel sayı, a ve b'de pozitif reel sayı olmak üzere tüm özelliklerde x ve y'yi reel sayı, a ile b'yi de pozitif reel sayı olarak seçiyoruz. Bunu sakın unutmayın. Mutlak değer x daima ama daima sıfırdan büyük veya eşittir. Çünkü yukarıda tanımla çelişmememiz lazım. Tanım uzaklık belirtiyordu sevgili gençler. Uzaklıktır bu diyordu. O halde uzaklık minimum sıfır olabilir, negatif olamaz. X'in mutlak değeri sıfırdan büyük veya eşittir diyoruz. Eksi x'in mutlak değeri, x'in mutlak değerine aynı burada verdiğimiz örnekteki gibi daima eşittir. X çarpı y'nin mutlak değerini sen x'in mutlak değeri çarpı y'nin mutlak değeri biçiminde yazabilirsin. Ama dikkat et, toplamlarından, farklarından bahsetmiyorum. Sadece çarpılırken bunu yapabilirsin. Keza aynı şekilde x ile y'nin oranı mutlak x'in mutlak y'ye oranına eşittir. Tabii ki burada y sıfırdan farklı olacak. A sıfırdan büyük için mutlak değer x a ise x eşittir a ve x eşittir eksi a olarak iki farklı çözüm üretebiliriz mutlak değerde. X artı y'nin mutlak değeri daima ama daima mutlak x ile mutlak y'nin toplamından daha küçüktür veya eşittir. Bundan daha büyük olma imkanı yok. Mutlak değer x artı y'nin mutlak x artı mutlak y'den daha büyük olma imkanı yok sevgili gençler. Mutlak değer x eğer a'dan küçük veya eşitse x dediğimiz sayı eksi a ile a kapalı aralığındadır. Az önce söylediğimiz o kapalı aralıktaki gibi kapalı aralıktadır diyoruz. Mutlak değer x eğer a'dan büyükse bu sefer o kapalı aralığın dışındadır. Yani sevgili gençler, x a'dan büyük veya eşittir, x a eksi a'dan küçük veya eşittir. Şu ikisini görselleştirecek olursak bir sayı doğrusu düşündüğünüz zaman şurası eksi a ve burası da artı a ise
İlk verdiğimiz örnekte, yani mutlak değer x a'dan küçüktür örneğinde bizim x sayılarımız şuradaydı sevgili gençler. Diğerinde bir altındaysa şuralarda a'dan daha büyüktür veya eksi a'dan daha küçüktür. Böylelikle ikisini beraber biz kabul edecek olursak zaten sayı doğrusunun hepsini taramış oluyoruz. Eğer ki mutlak değer x a ile b kapalı aralığındaysa ya x a ile b kapalı aralığındadır ya da eksi x a ile b kapalı aralığındadır. Bu ne demek? X eksi b ile eksi a kapalı aralığındadır demek oluyor. Yani onu da biz şu şekilde düşünebiliriz. A'nın b'den daha küçük bir sayı olduğu zaten aşikar. A ve b dersem o zaman eksi a burada, eksi b burada olacaktır. Diyorum ki şurada da sıfır varsa, diyorum ki x sevgili gençler şu durumdaysa, bu halde ise ya a ile b aralığındadır ya da eksi b ile eksi a aralığındadır diyoruz. Sonuç olarak simetrik bir aralık soldaki aralığın mutlak değerini aldığınız zaman tamamen sağdaki aralığın üstüne oturacaktır. Yani onu örtecektir. Bildiğin eş değer olacaktır diyebiliriz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri ve eşitsizlikler. Burada sevgili gençler önemli olan birkaç tane püf nokta var. Dolayısıyla dikkat dinlemende fayda var. İki tane doğrudan D1 ve D2 doğrularından bahsedelim. A1x artı B1y artı C1, A1, B1, C1, A2, B2 ve C2 bizim katsayılarımız, negatif, pozitif, her şey olabilir. Denklemlerini birinci dereceden iki bilinmeyene denklem sistemi denir. İki bilinmeyene demesinin sebebi hem x hem de y bilinmeyenimiz var. A, B, C'ler indisli kümeleri bir reel sayı sevgili gençler, hepsi de. Birinci dereceden her denklem bir doğru belirtir. O yüzden D1 ve D2 ile gösterdik. Eğer ki x'lerin katsayıları oranları y'lerin katsayıları oranından farklıysa doğrular kesişir. Doğruların kesişmesi demek sevgili gençler şu şekilde iki tane doğru tek bir noktada kesişir diyoruz. Dolayısıyla da tek bir noktada kesiştiğine göre ve bunlar doğru belirttiğine göre haliyle bu denkleminde, denklem sisteminde sadece ama sadece bir tane elemanı vardır çözüm kümesinin içerisinde. Eğer ki x'lerin katsayıları oranları y'lerin katsayıları oranlarına eşit fakat bunlar c'lerin oranlarından farklıysa sevgili gençler bu doğrular paraleldir diyoruz. Ve paralel olan doğrular nasıl ki kesişmiyorlar sevgili gençler, kesişmedikleri için de çözüm kümeleri boş kümedir. Çünkü kesiştikleri noktalar aslında bizim çözüm kümemizdeki noktalardır. Bunlar kesişmiyorlarsa çözüm kümesinin içerisinde boş kalacaktır. Dolayısıyla çözüm kümesi boş kümedir sıfatını biz oraya yapıştırabiliriz. Ekstradan bir de bütün oranlar birbirine eşitse sevgili gençler, o halde yapmamız gereken şey nedir? Ne diyeceğiz? Doğrular çakışıktır. Yani birinci doğrum buysa doğal olarak ikinci doğrum da bunun tam üstünde çıkmıştır. Ve buradaki, şimdi birazdan yakınlaşacağım. Burada gördüğünüz üzere sınırlı sayıda sayılabilir çoklukta noktalarda kestiğini gösteriyoruz ama sonuç olarak iki nokta arasındaki uzaklık sıfıra yakın olduğu için sonsuz tane noktada kesişir diyoruz. Sonsuz tane noktada kesiştikleri için de sonsuz tane çözümü vardır. Yani bizim çözüm kümemiz sonsuz bir kümedir de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani öncüllü soruların içerisinde karşımıza çıkabilecek bütün ifadeleri şu an sıralamaya çalıştım, gayret ettim. Şimdi arkadaşlar, şu üstlü sayılar, köklü sayılar kısmına bir daha bakmak istiyorum ben. Bir daha bakmak istiyorum. Şimdi biz şu an yukarıda neyi işledik sevgili gençler? Basit eşitsizlik ve mutlak değeri işledik, doğru mu? Şu mutlak değer sorusu, bu da mutlak değer sorusu. Burada üstlü sayı, köklü sayı dediğimiz, üstlü sayı, köklü sayı, tamam, sıkıntı yok. Şimdi sevgili gençler, devam ediyoruz üstlü ifadelerle. A bir reel sayı ve N de pozitif tam sayı olmak üzere N tane A sayısının çarpımına A üzeri N denir. Yani aslına bakarsanız şu ifade bir sayının üzerine başka bir sayı getirmek sadece ama sadece bir gösterimdir. Sen N tane A'yı yan yana çarpmaktan seni kurtarmıştır. Düşünsene A üzeri 2000 diyoruz veya 2 üzeri 2000 diyoruz. Sen 2000 tane 2'yi yan yana yazıp çarpmak istersen eğer emin ol bir A4 kağıdını küçük küçük 2'lerle doldurursun ki bu da çok anlamsız. Dolayısıyla sadece 2 üzeri 2000 yazdığın zaman evrensel olarak herkes bunun yan yana 2000 tane 2'nin çarpımı olduğunu anlar. Bu sadece bir gösterimdir. A üzeri n ifadesine üssü sayı. Buradaki A'ya taban denir ve N'ye de üs ya da kuvvet denir sevgili arkadaşlar. Aklımda hep şey kalmış. Bunun bunu karşıladığını bilmiyorum ama mesela diyoruz ya Amerikan üssü.
Üst demek kuvvet demekse Amerikan kuvvetleri. He, mantıklı gibi düşünüyorum ama onun gerçek anlamda bunu karşılıyor mu bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorum kısmına. A sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri sıfır daima ama daima birdir. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti. Sonuç olarak sıfır tane A'nın yan yana çarpımı diye bir cümle kuramayacağımız için sevgili gençler ki zaten biz üslü ifadeyi tanımlarken de buradaki neyi pozitif tam sayı olarak seçmiştik. Eğer ki sıfır olduğu durumda da bunu bir olarak kabul etmişiz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Onun da kabulü yüksek ihtimalle birazdan göreceğimiz özelliklerden sonra geliyor. Yani x üzeri n'yi sen x üzeri n'ye bölersen hani üstleri çıkarıyorduk ya normal şartlar altında bu 1'dir. Üstler çıkarılıyorsa bu x üzeri 0'dır. Demek ki x üzeri 0'ın 1 olması gerektiğinden ya da a üzeri 0'ın 1 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Üssü sayılarda çarpma. Eğer ki sevgili arkadaşlarım tabanlarımız aynı yani x ise ben bunları çarpıyorsam üstler toplanır. M artı n biçiminde yazılır. Eğer bir üssü sayının da üssü varsa x üzeri m'nin n'inci kuvveti. Üsler sevgili gençler hepiniz biliyorsunuz artık çarpılıyor. Eğer ki üsler aynı ama tabanlar farklıysa tabanları çarpıp aynı üssü çarpımın üzerine yazıyorsunuz. Yani x üzeri n ile y üzeri n'i çarparsanız x çarpı y'nin n'inci kuvveti yazıyorsunuz. Peki üssü sayılarda bölme işleminin incelikleri nelerdir? A bir reel sayı ve sıfırdan farklı olmak üzere. A üzeri eksi 1, 1 bölü a'ya eşittir. Bunu unutmayın. Negatif kuvvetler de demek ki işin içine giriyor. Yukarıda tanımımızda n pozitif tam sayı dedik ama tanımı yapabilmek için dedik bunu. Negatif kuvvetler de söz konusu. Peki a üzeri eksi n ne demek o halde? 1 bölü a üzeri n'e eşittir. Çünkü bu 1 bölü a'nın n'inci kuvvetidir. Sen 1'in n'inci kuvvetinin 1 olduğunu bildiğin için 1 üzeri n bölü a üzeri n'den 1 bölü a üzeri n geldi diyebilirsin. M ve N tam sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri M'i A üzeri N'e böldüğün takdirde üstleri çıkarırsın. Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıp A üzeri M eksi N biçiminde yazabilirsin bunu. A ve B bir reel sayı ve N tam sayı. B de sıfırdan farklı olmak üzere. B'yi sıfırdan farklı diyoruz çünkü paydamızı sıfır olursa ifade tanımsız olacaktır. A üzeri n'yi b üzeri n'ye böldüğün takdirde aslında sen a üzeri b'nin n'inci kuvvetini almış oluyorsun. Köklü ifadeler, şunu sakın unutmayın, üssü sayılardaki bütün özellikleri sağlamaktadır kendileri. Sadece yine söylüyorum, bu bir gösterim biçimidir. Normal bildiğim matematiksel işlemdir. Sadece gösterimlerimiz zor olmasın diye, daha anlaşılır olsun diye, daha özel bir ifadeyle göstermek istemişler ve şu ifadeyi kullanmışlar sevgili gençler. X üzeri n eşittir a eşitliğini sağlayan x sayısı a'nın n'inci kuvvetten köküdür diyoruz sevgili gençler. Yani burada x'i yalnız bırakma metodudur bu. X eşittir n'inci dereceden kök a şeklinde gösterilir. Eğer ki n tek doğal sayıysa a üzeri 1 bölü n diyebiliriz buna ya da neyse demeyelim şimdilik. N'inci dereceden kök a reel sayıdır. Eğer n çift doğal sayıysa a sıfırdan büyükse n'inci dereceden kök a bir reel sayıdır. Bakın üssü tekse a dediğimiz şey her şey olabiliyor. Ama üssü çiftse a sadece pozitif veya sıfır olabiliyor. Çünkü çift kuvvetin içi negatif olamaz. Hemen onu da buraya yazabilirsin. Hemen anında. Çünkü konu özeti yapıyoruz. Biraz hızlı olmamız lazım. Zamanımız dar. Köklü ifadelerin özellikleri, hemen özelliklerini hatırlayalım. Şimdi bunun için ben sınıflarda ders anlatırken falan direkt başlık attırıyorum bunun için. Diyorum ki bir sayının karesinin karekökü. Çocuklar böyle ilk başta bir yazmaya başlar ama sonra kafalarını kaldırıp bakıyorlar böyle. Ne diyor la bu diye. Çünkü niye? Bir sayının karesinin karekökü kendisi değil mi hocam? Değil kardeşim. Değil. Bir sayının karesinin karekökü mutlak değerine eşittir. Çünkü sevgili gençler içerideki sayı karesi alınmış sayı negatif de olabilir. Sen şimdi eksi 3'ün karesinin kare köküne eksi 3 dersen biz bittik o zaman. A sıfırdan büyük veya eşit ve n tam sayı pozitif tam sayı olmak üzere a üzeri m'nin n'inci dereceden kökünü sen a üzeri m bölü n biçiminde rahatlıkla yazabilirsin. Bunda bir mahsurumuz yok. Aynı üssü sayılarda gösterilen özellik gibi a üzeri ya da şöyle diyelim karekök a dediğimiz sayıyı ben a üzeri 1 bölü 2 biçiminde karekök b'yi de b üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazabileceğimden
Üsler eşit, tabanlar farklı, üstü sayılar çarpılıyor. O zaman sen buna a çarpı b'nin 1 bölü 2. kuvveti deyip bunu da karekök içerisinde a çarpı b biçiminde rahatlıkla yazabilirsin. Yani aslına bakarsan bu kareköklü ifadelerin, köklü ifadelerin bir özelliği falan değil. Üstü ifadelerin özelliği, bu da sevgili gençler farklı bir görüntüye sahip olduğu için, çoğunuz da ezberlediğiniz için, haliyle çok kızıyorum size bu noktada. Çoğunuz da ezberlediğiniz için bunu sanki köklü sayıların bir özelliğiymiş gibi görüyorsunuz ama öyle falan değil. A sıfırdan büyük veya eşit ve B de sıfırdan büyük veya eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü bunların çift dereceden kökünü almışız. Pekala, bölüm için aynı şey geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani kök B'ye bölmek yerine A bölü B'nin karekökünü alabilirsiniz. A sıfırdan büyük ise A kök B, sevgili gençler, şu şekilde yazılabilir. Sen buradaki a'yı kökün içerisine davet edebilirsin. Nasıl davet ediyorsun? Diyorsun ki kardeşim, sen dışarı çıktığında tekrardan a olabilmen için ben seni içeri sokarken a kare diye sokmam lazım. Çünkü zaten burada bir 2 olduğunu biliyoruz. A üzeri 2 bölü 2'den dışarı sen yine a diye çık diye. Biz bunu a kare diye içeri atıyoruz. Eğer ki şurası 3 olmuş olsaydı a küp diye içeri atardık. 4 olmuş olsaydı a üzeri 4 diye içeri atardık. Bunu da sakın unutma. A üzeri m'nin n'inci dereceden karekökü. Bazen buradaki n'inci dereceden karekökü diye yanlış okudum. N'inci dereceden kökü diyoruz. Bazen oradaki n'inci dereceden kök senin işine yaramaz. Ama n çarpı p'inci dereceden kök olsaydı diyorsun, daha iyi olurdu. Mesela 5. dereceden kök işine yaramaz ama 30. dereceden kök işine yarayabilir. O halde sen bu kökün derecesini değiştirebilirsin. Nasıl? Katlarını alabilirsin. İstediğin katı da alabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Sen gidip burayı p ile çarparsan, doğal olarak içerisinin kuvvetini de p ile çarpmak zorundasın. Çünkü p bölü p gelsin ki orası 0 olsun diye, 1 olsun diye tekrardan eşit olsun. Peki n'inci dereceden kök içerisinde, m'inci dereceden kök içerisinde a'yı hocam nasıl yazabiliriz diyorsa, bütün köklerin derecelerini çarpıyorsun. N çarpı m'inci dereceden tek kök içerisinde buraya da neyi yazıyorsun? A'yı yazıyorsun. Pekala, devam edelim. Eğer ki sevgili gençler, bakın burada kök A var, burada kök A var, burada kök A var. Sen kök A parantezini alabilirsin bunu. Ama kök A ile küp kök A'yı olduğu gibi toplayamazsın. Bunu yapamazsın. Tamam? Eğer köklerin dereceleri eşitse, bakın 2, 2, 2, ancak o zaman bunu yapabiliriz. Ki zaten işin mantığı da bu. Paydayı rasyonel yapma. Bir de böyle bir konu var. Bu paydayı rasyonel yapma dediğimiz şey, aslına bakarsanız biz bir yani rasyonel değilse, rasyonel yapma diyorsak, rasyonel değilse paydamız irrasyonel demek ki. Paydanın irrasyonel olması bize ne engel teşkil ediyor? Bir, hoş durmuyor zaten. Tamam, hoş değil. İkinci olarak da sevgili arkadaşlar, neden yapıyoruz? Çünkü köklü sayıyı bile normal bir rasyonel sayıya bölerken, hani kök 2'nin içerisinde kaç defa 3 var diye sorduğumuz zaman, bu soru bize anlamsız gelebiliyorken, kalkıp da biz rasyonel bir sayıyı veya irrasyonel bir sayıyı, bir de gidip irrasyonel bir sayıya böldüğümüz zaman iyice karmaşık bir durum ortaya çıkabiliyor. O halde sevgili gençler, biz paydamızın rasyonel olması taraftarıyız. ÖSYM de zaten senden bu şekilde istiyor soru şıklarında. Peki ben bunu nasıl becerebilirim? Arkadaşlar, kök A eksi kök B irrasyonel sayısına kök A artı kök B irrasyonel sayısının eşleniği diyoruz. Neden? Çünkü çarpıldıklarında rasyonel bir sayı verirler bize. Yani olay şu. Senin elinde bir irrasyonel sayı var. Sen o irrasyonel sayıyı başka bir irrasyonel sayıyla çarptığın zaman sonuç bir rasyonel sayı çıkıyorsa, o iki irrasyonel sayı birbirinin eşleniğidir diyorsun. Yani hocam, yani güzel kardeşim, illa kök A eksi kök B olmak zorunda değil. Senin elinde bir kök 2 sayısını düşünelim. Bu kök 2'nin eşleniğine çoğunuz ezber yaptığınız için, hani çoğunuz demeyeyim artık, bayağı azaldı o tarz öğrenci. Bazı öğrenciler diyor ki hocam, bunun eşleniği eksi kök 2 değil miydi? Ya evet, güzel, eksi kök 2 de bunun eşleniği ama ben kök 2'nin eşleniğini kök 2 olarak kabul ederim. Niye kendimi yorayım ki? Sonuçta ikisi de çarpıldığı zaman rasyonel sayıyı veriyor bana. Hatta sen bu kök 2'nin eşleniğini 2 kök 2 de seçersen olur. Kök 8'dir kendileri. İşte 3 kök 2 de seçersen olur. Niye? Çarpıldığı zaman bize rasyonel sayı veriyor sonuç olarak. Niye? Neden eşleniyor olmasın? Değil mi? Pekala. Paydası köklü sayı olan bir kesrin pay ve paydası paydanın eşleniğiyle çarpılırsa payda kökten kurtulur. Yani payda rasyonel yapılır. 1 bölü kök A. Ben bunu kök A ile genişletirsem üst taraf kök A, alt tarafta kök A çarpı kök A'dan A'yı verir sevgili gençler. Böylelikle A sayısı rasyonel olduğu için
olduğu için 1 bölü kök a az önce irrasyonel olan paydayı şimdi rasyonel yaptık diyebiliriz. Peki m'ninci dereceden kök içerisinde a üzeri n'in eşleniği nedir güzel hocam dersen onu da şu şekilde düşüneceksin. Normalde bu a üzeri n bölü m şeklinde yazılmaz mı? Yazılır. Peki ben bunu a üzeri neyle çarparsam sonuç olarak elimizde sadece a kalır. Tabii ki neyle çarpacağız sevgili gençler? M eksi n bölü m ile çarpacağız. Neden? Çünkü üstleri topladığınız zaman nedenini görürsünüz. Artı n ile eksi n gitsin. M bölü m'den 1 gelsin diye. Demek ki bunun eşleniğinde de ihtiyacımız olduğu takdirde kullanasınız diye buraya yazdım ve anlattım. Haberiniz olsun. 1 bölü kök a artı kök b. Kök a artı kök b'nin eşleniği kök a eksi kök b'dir. Çarpıyorsunuz. Kök a artı kök b ile kök a eksi kök b'nin 2 kare farkı olduğunda görüyorsunuz çarpımlarını. İç içe köklü işlemler, bir de eskiden iç içe sonsuz kökler vardı sevgili gençler. Çok zevkliydi ama müfredat dışı kaldı artık. A artı b artı 2 çarpı kök ab. Şimdi dikkat ettiyseniz zaten burası kök a artı kök b'nin karesidir arkadaşlar. Kök a artı kök b'nin karesi biçiminde sen içeriği yazabiliyorsan bu dışarı kök a artı kök b olarak çıkar. Burası da kök a eksi kök b'nin mutlak değeri olarak çıkar. Hangisi daha büyükse onu sol tarafa yazmanda avantaj vardır. Böylelikle mutlak değerde falan uğraşmazsın. Yani şu kısmı iki sayının toplamı, bu kısmı da iki sayının çarpımı biçiminde açacaksın. Normalde kitaplarda falan şöyle vardır bak. X artı 2 kök y'nin kare kökü bu dışarı nasıl çıkar? Derler ki işte burası İki tane sayının toplamı, burası da iki tane aynı sayının çarpımı olarak yazılabiliyorsa bu kök a artı kök b'dir diye. Arkadaşlar çok uzatmanın anlamı yok. Çünkü kök a artı kök b'nin karesidir zaten içeri. Bundan kaynaklı bunların toplamı, bunların çarpımını vermek zorunda. Ve orada da iki çarpan olmak zorunda. Çünkü sen bir ifadenin tam karesini alırken birincinin karesi, ikincinin karesi artı iki çarpı birinciye ikincinin çarpımı yapıyorsun. O iki orada olmak zorunda yani. Haberin olsun. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamla sağ taraf. Şurası boş kaldı. Oraya beni ne kadar çok sevdiğinizi yazabilirsiniz. Böyle kalp yapıp SML falan yazabilirsiniz. Devam. Ok da çıkarın şöyle. Şöyle okun püskülleri de olsun ama. Neyse iki kare farkı özdeşliği. A kare eksi B kare. A eksi B çarpı A artı B'dir. Bunu bilmeyeniniz yok. Tam kare ifadeler tam da yukarıda bahsetmişken. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare ki binom biliyorsunuz siz. Ben biliyorum. Binomdan ben size A artı B'nin 99. kuvvetini sorsam açabilecek kapasiteye sahipsiniz. Onu da biliyorum. A eksi B'nin karesi bu sefer sadece şuradaki eksi oluyor sevgili gençler. Üçlü terimlerin karesini merak edenlere merak eden varsa bilmem sınavda karşınıza böyle bir şey çıkacağını hiç zannetmiyorum ama yine merak eden varsa buraya yazalım istedik. A kare artı B kare artı C kare hepsinin birer birer karesini aldıktan sonra topluyorsun. Ve üzerine 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC ekliyorsun. Bu da bunun açılımıdır diyebiliriz. Devam. 2 küp toplamı ve farkı. Arkadaşlar A küp artı B küp. A küp eksi B küp. A üzeri N eksi B üzeri N. A üzeri N artı B üzeri N. Şunları ezbere bilin. Ezbere bilmenizden ziyade şunların ikisi de sevgili gençler ben size onu söyleyeyim. A üzeri n eksi b üzeri n'i gördüğünüz zaman burada arkadaşlar a eksi b ile başlıyorsunuz. Daha sonrasında içeriye n'nin bir eksiğinden başlıyorsunuz. Bak a üzeri n eksi 1 artı a üzeri n eksi 2 çarpı b, a üzeri n eksi 3 çarpı b kare, a üzeri n eksi 4 çarpı b küp şeklinde ilerleyerek bunu b üzeri n eksi 1'e kadar ilerletiyoruz. Yani A'nın kuvvetleri birer azalırken B'nin kuvvetlerini birer arttırarak ilerliyorsunuz. Eğer ki burası A üzeri N artı B üzeri N ise bu sefer burayı A artı B yapıyorsunuz. Daha sonra içeride hepsi artı olmuyor. Birincisi artı, ikincisi eksi. Üçüncüsü artı, üçüncüsü, dördüncüsü eksi şeklinde ilerleyerek devam ediyorsunuz. Eğer N tekse bu şekilde oluyor. Peki tam küp ifadeler her birini şu ikisi zaten binomdan geliyor. Şu ikisi de sevgili gençler eğer ki bakın dikkat edin. A küp artı B küp ve A küp eksi B küp bunların açılımları vardı biliyorsunuz. Eğer ki bu sorularda A artı B falan size verilmişse bunu kullanmak çok çok daha avantajlı oluyor. Eğer ki bu verilmediyse siz A küp artı B küpü farklı bir şekilde açacağınızı da biliyorsunuz. Aha da yukarıda vermiştik. A küp eksi B küp ve A küp artı B küp.
Sevgili arkadaşlar, burada A ile B'nin, yani A artı B'nin, şu ikisinde özür diliyorum, A artı B'nin değeri falan istenmişse bunu yapıyorsunuz. Tamam. X kare artı BX artı C 3 terimlisinin çarpanlara ayrılması. Biz bunları nasıl çarpanlarına ayırıyoruz? İşte X'e X, M'ye N. M ile N'nin çarpımı C'yi veriyorsa, toplamları da B'yi veriyorsa X artı M çarpı X artı N biçiminde açabiliyoruz. Peki AX kare artı BX artı C 3 terimlisi. Bu ikisinin arasındaki fark ne? Sadece şuradaki A. Aslına bakarsanız bunu ayırmak da nasıl diyeyim, sizi ezbere itmek gibi bir şey. Şöyle düşünün. Mesela X kare eksi 5X diyelim ve eksi 14 diyelim. Ben bunu çarpanlarına ayırırken bir de şuna bakalım. Nasıl ayıralım? 2x kare diyelim. Tamam. Şuraya da 5 diyelim. Burası 1'e 5 diye açılsın. Burası da 2x'e x diye açılsın. Böylelikle şurası da 11x diyelim. Tamam. Şöyle olsun. Şimdi biz bunları bu şekilde ayırıyoruz ya. 2x'e x, 1'e 5. Ne diyoruz? Çapraz çarpıyoruz. Topladığımız zaman 11x'i versin. İşte 2x kere 5, 10x. Artı x daha 11x. Güzel, o zaman yan yana toplayabiliriz. 2x artı 1 çarpı x artı 5'tir diyoruz bu. 2x artı 1 çarpı x artı 5'tir. E tamam, okey. X kare eksi 5x eksi 14'ü ayırırken de x'e x, burayı da eksi 7'ye artı 2 diye ayırırsak çarpımları eksi 14. Direkt diyoruz ki toplamları eksi 5. Aslına bakarsan toplamları eksi 5 falan değil orada. Yine buradaki gibi 2 kere x 2x artı eksi 7x. Eksi 5x'i verdiği için artık yan yana toplayabiliriz. Aynı mantık aslında. Yani bunları bu şekilde ayırmanın da bir lüzumu yok. Ama siz bu şekilde yapıldığını yine de bilin. Şu şekilde olan 3 terimleri. Arkadaşlar, hazırsanız sorularımıza gidelim. Hadi bakalım. Evet, Sinem diye bir vatandaşımız var. Aşağıdaki 3 tane kitabı okuyacak. Bir nolu kitabın sayfa sayısı, 2 nolu kitabın sayfa sayısının yarısı. 2 nolu kitabın sayfa sayısı, 3 nolu kitabın sayfa sayısının yarısıdır. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Ben diyorum ki, bunun sayfa sayısı 2x olursa eğer, şimdi bir nolu kitabın sayfa sayısı, 2 nolu kitabın sayfa sayısının yarısıysa, bunda x sayfa vardır. 2 nolu kitap da 3 nolu kitabın sayfa sayısının yarısına sahip olduğuna göre bunda da 4x sayfa vardır. Diyor ki Sinem 1 ve 2 nolu kitapları okuduktan sonra okuduğu toplam sayfa sayısı kadar da 3. kitaptan okumuştur. 3 nolu kitabın kaçta kaçı okunmuştur diye soruluyor. Şimdi burada toplam kaç sayfa okudu? 3x okudu ve bunun da 3x'ini okumuş. Yani 3x'i okunmuş, toplam kitap sayfa sayısı da 4x olduğuna göre cevabımız x'ler giderse 3 bölü 4 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Ufaktan bir rasyonel sayı sorusuyla başlamak istedim. Şimdi bir sonraki sayımız da ilk 3 sorumuz rasyonel sayı sorusu. Dolayısıyla şaşırma. Hoca rasyonel sayıdan bahsetmedi, niye şimdi rasyonel sayı soruları çıktı diye şaşırma. Devam. Aşağıda 3 gözlü bir çerez tabağının gözlerindeki çerez sayıları verilmiştir. Ki siz bu sorulara gayet aşinasınız. Bu özellikle 3 tane soruyu aklınızda iyi tutun sevgili gençler. 2021 TYT için haberiniz olsun. Aşağıda 3 gözlü bir çerez tabağının gözlerindeki çerez sayıları verilmiş. Tamam. Burada 20 tane fıstık, 2 tane kaju, 18 tane leblebi. 1 tane fıstık, 2 tane kaju, 18 tane leblebi var. Şekil 1'de tabaktaki kaju oranı 1 bölü 3'tür. Pekala. Şimdi ben kajunun 2 tane olduğunu biliyorum. Bu tabaktaki toplam sevgili gençler, birinci tabaktaki kaju oranı 1 bölü 3'tür denmiş ya, toplam çerez sayısına bakalım. 18, 20 daha 38 artı bir de neyimiz var? X'imiz var. Yani bu neymiş? 1 bölü 3'müş. İçler dışlar çarpımından X'i rahatlıkla bulabilirsin. Hadi bulalım. 3X eşittir 38 artı X derseniz 2X'in 38 olduğunu görürsünüz. X'in buradan 19 olması gerektiğini görebilirsiniz. Bakın burada kaç tane varmış? 19 tane kaju varmış diyebiliriz. Çünkü az önce de x taneydi. Pekala, şekil 1'deki tabaktan bir miktar çerez yiyince kalan çerez sayıları şekil 2'deki gibi olmuş. Yani kajudan ve leblebiden hiç yenmemiş gördüğünüz üzere. Sadece ama sadece fıstık yenmiş ki fıstık ne kadar yenmiş? 19 tane fıstık yenmiş sevgili gençler burada. Şekil 2'deki kaju oranı. Yani 19'un neye oranına bakacağız biz? Bakın bir tane burada var, 18 tane burada var. 19, 19 da burada var, 38. 19-38'e oranını sormuş. Cevabımız
1 bölü 2 olacaktı diyebiliriz. Cevap Denizli seçeneği de verilmiştir. Devam. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık iki tam sayının arası 100 tane eş aralığa bölünmüş. Ardışık iki tane tam sayının arası 100 tane eş aralığa bölünmüş. Buna göre y eksi x farkı kaçtır? Şimdi ben ardışık iki sayı arasında bir fark olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 100 tane eş aralığa bölündüyse o bir sayısı 100 tane eş aralığa bölünmüştür ve her aralık aslına bakarsanız 0.01 birimdir sevgili gençler. Bu bir. İkincisi, y eksi x farkı sorulmuş ya. Bakın burası a ise burası b ise x dediğimiz sayı a'ya 2 tane 0.01 eklemektir. Yani 0.02 eklemektir. Ve sonuç olarak buradaki sevgili gençler y sayımız da b'den 0.02 çıkarmak demektir. Çünkü b'ye 2 birim uzaklıkta. Ve b'den bu kadar küçük. Şimdi y'den x'i çıkar demiş. Çıkaralım. Burada sevgili gençler 0.02 bir de bundan 0.02'yi çıkaracağız. Eksi 0.04 yapar. B'den A çıktı. Kaç kaldı? 1. Çünkü A ile B arası 1 birimdi. 1'den 0.04'ü çıkarırsanız 0.96'yı bulursunuz. Cevabınız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. Yukarıda verilmiş mikrodalga fırının yüksekliği 13,4 birimdir. Fırının içinin görülebilmesi için dikdörtgen şeklindeki cam alttan 2,75 birim ve üstten 2,5 birim boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki camın eni kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi camın eni şurası. Mikrodalganın tamamının yüksekliği 13,4'tü. Buradaki boşlukların toplamı ise 5,25 birimdir. Ben 13,40 birimden yani 4 birimi 40 birim diye yazabiliriz. Bundan bunu çıkarırsam cevabı bulurum. Bakın burada bir 0.15 kalacak. 13'ten 5'i çıkarırsanız da 8 kalır. 8.15 birimdir diyebilirsiniz. Böylelikle cevabınız da Denizli seçeneği olur arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz sorularımıza. Asıl sorulara. Sinan'ın ağırlığının 3 katı Ahmet'in ağırlığının 2 katından azdır. Şimdi Sinan'ın ağırlığının 3 katı Ahmet'in ağırlığının 2 katından sevgili gençler daha azdır. Peki Ahmet'in ağırlığının 3 katı İbrahim'in ağırlığından azdır. Şu şekilde. Buna göre Sinan'ın ağırlığının 7 katı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Sinan'ın ağırlığının 7 katı için soruluyor. Tamam. Pekala. Şimdi ben Sinan'ın ağırlığının 7 katını elde edebilmek için burada sevgili gençler 3 tane Sinan 2 tane Ahmet'ten daha küçükmüş ya. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz biz? Mesela 2 tane Ahmet diyelim buraya. Burası da 3 tane Ahmet'ti. Ben şurayı 3 ile çarpsam yani bu denklemin tamamını 3 ile çarpsam bu denklemin tamamını da 2 ile çarpsam. Böylelikle 9 tane Sinan küçüktür. 6 tane Ahmet ve 6 tane Ahmet de 2 tane İbrahim'in ağırlığından daha küçük, daha az olacaktı. Bizden 7 tane Sinan'ın ağırlığının 7 katı istenmişti. O halde ben buraya 7 yapabilmek için bu denklemi de 7 bölü 9'da çarparım ki 9'lar gider 7 tane Sinan kalır. Böylelikle 7 tane Sinan'ın ağırlığı küçüktür. Şurayı yapalım. 6 ile 9'u sadeleştirdim. Burada 2, burada 3 kaldı. 14 bölü 3 tane Ahmet'ten daha küçüktür. Ve bu da küçüktür. 7 bölü 9'da 2'yi çarparsanız 14 bölü 9 tane İbrahim yapar. Şimdi şıklarımıza bakalım ve buna göre değerlendirelim. Diyor ki bir İbrahim ağırlığı yetmemektedir. 7 tane Sinan, 14 bölü 9 biliyorsunuz ki sevgili gençler bir küsurat bir sayıdır. Yani bir tane İbrahim ağırlığı edebilir, etmemekte diyor, gitti. 2 İbrahim ağırlığı edebilir diyor. 2 tane İbrahim ağırlığı edemez çünkü 1,1 katından 1, bir şey katı mesela 1,4 katından daha küçükmüş. 2 tane İbrahim'den çok çok uzakta, bu da değildir. 3 tane Ahmet ağırlığı etmez diyor. Arkadaşlar 14'ü 3'e böldüğünüz takdirde 4,1 sayı yapar. 4 tane bile Ahmet edebilir. 3 Ahmet ağırlığı etmez diyor. Bu da gitti.
4 4 Ahmet ağırlığı edebilir demiş. Evet, burası 4 küsur olduğu için 4 tane Ahmet ağırlığı eder. 2 Ahmet ağırlığı etmez diyor. 4 tane edeceğini söylemiştik zaten. Cevabımız Denizli seçeneği olacakmış deriz. Bir diğer sorumuz. Bir nesnenin üretimi A, B, C, D, E ve F işlemlerini içermektedir. Ve bu işlemlerin yapılma süreleri dakika birimine göre sırasıyla 20, 80, 30, 50, 40, 60'tır. Ayrıca bu işlemlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Mesela A işlemi bu işlemlerden sonra yapılmaktadır. B'den, C'den, D'den, E'den ve F'den daha sonra yapılmaya başlanıyormuş. F işlemi B, C, D, E'den. C işlemi BD, D işlemi BE'den, B işlemi de E'den sonra yapılıyorsa ilk yapılan işlem aslına bakarsanız E işlemiymiş. E yapılmadan hiçbirine başlanamıyor. E'den sonra B'ye başlanıyor. B'den sonra D'ye, D'den sonra C'ye, C'den sonra F'ye ve F'den sonra A işleminin yapılmasına başlanıyor. Saat 8'de üretime başlanır ve hiç duraksamadan devam edilirse aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. A işleminin yapılma süresi 20 dakikaydı. B'ninki 80, C'ninki 30, burası 40, pardon 50, burası 40 ve burası 60. Pekala. Saat 9'da B işlemi üzerinde çalışılmaktadır deniliyor. Biz sabah saat 8'de başlamıştık üretime. 60 dakika sonra demiş. 60 dakika sonra şimdi E'ye başladık. 40 dakika geçti. E'den sonra B işlemine başlanıyordu. B işleminin yapılması 80 dakika sürüyor. Yani saat 8'i 40 geçeyle saat 8'i 40 geçeyle bundan sonraki 80 dakika boyunca B işlemi üzerinde çalışılacak. Yani saat 9'da B işlemi üzerinde çalışılıyordur demek doğrudur. Saat 10'da B ve E işlemleri tamamlanmıştır deniliyor. Şimdi 8.40'ın üzerine ben 80 dakika eklersem sevgili gençler, 80 dakika 1 saat 20 dakikadır. Demek ki ben bunun üzerine 1 saat 20 dakika eklersem saat 10 olur. Ve saat 10'da B bitmiştir ve D'ye yeni başlanıyordur. Daha başlanmak üzeredir. B ve E işlemleri tamamlanmıştır diyor. B ve E işlemleri tamamlanmış, D'ye geçilmiş. Doğru. Saat 12.30'da A işleminin yarısı bitmiştir deniliyor. Şimdi ben burada D'ye başladığımda saat 10'du. D işlemi 50 dakika sürüyor. Onu 50 geçe C işlemine başlarım. C işlemi 30 dakika sürüyordu. 11'i 20 geçe C bitmiş olur. Daha sonrasında F işlemine geçiliyordu. Yani 1 saat 12.20'de F işlemi bitmiş olur. Ve A işlemine geçilir. A işlemi 20 dakika sürüyordu. 12'yi 40 geçe tamamı biter. 12.30'da A işleminin yarısı bitmiştir diyor. 12.20'de başlanıp 12.40'da biten bir işin tam ortalarında 12.30'da yarısı bitmiştir. C'de doğru. Devam. Birinci nesnenin üretimi saat 12.40'da tamamlanır. Evet, bir nesnenin üretimi 12.40'da tamamlanıyor. Saat 13'te ikinci nesnede B işlemi üzerine çalışılmaktadır deniliyor. Henüz 20 dakika geçmiş ikinci nesnenin üretimine ve E işlemindedir diyebiliriz. Çünkü o 40 dakika sürüyordu. Hatta E işleminin yarısındadır diyebiliriz. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Söylenemez diye sorulmuştu bize. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Güzel soruydu. Devam ediyoruz. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 20 soruluk bir deneme sınavında Ayşe birinci, Ece sonuncu olmuştur. Ayşe 1, Ayşe birinci, Ece sonuncu olmuş, dördüncü olmuş. Pekala. Emre'nin doğru sayısı yanlış sayısından fazla olup Yeşim'in yanlış sayısı tüm doğrularını götürmüştür. Şimdi 20 soruluk bir sınav var. 20 soruluk bir sınav var. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa sevgili gençler, demek ki doğruların yanlışlarının sayısı doğruların sayısının 4 katıymış ki Yeşim'in yanlış sayısı tüm doğrularını götürmüş. Yani Yeşim'in 4 tane doğru, 16 tane yanlışı var. Maşallah Yeşim'e. Öğrencilerin netleri A, B, C ve D'dir denilmiş. Buna göre şöyle bir işlem var. Bu işlemin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Bir kere 4 doğru 16 tane yanlışı var. Yani 0 neti var sevgili gençler. B'nin ben 0 olması gerektiğini söyleyeceğim. Bu bir. İkincisi, bir de şurada ne vardı? Emre'nin doğru sayısı yanlış sayısından fazladır demiş. Yani bir kere Emre'nin 10 doğrudan fazla doğruya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada en yüksek net A'ydı. Daha sonrasında o zaman Emre olur, yani D. Daha sonrasında Yeşim olur çünkü 0. Ve daha sonrasında da C olur çünkü C negatif. Dördüncü olduğuna göre Yeşim'den bile kötüymüş. Yeşim'in 0 neti var, düşün yani.
Ece'ye de ayrı bir helal olsun demekte fayda var. Şimdi şunlara bakalım. C'den A'yı çıkardık. Bir kere her şeyden önce şunları düzgün bir şekilde dışarı çıkaralım. C eksi A eksi D'nin karesi. Bu dışarı nasıl çıkar karekök dışına? Mutlak değer C eksi A eksi D diye çıkar sevgili gençler. Artı burası nasıl çıkar? B eksi D'nin mutlak değeri. Ve burası da mutlak değer C diye çıkar. Şimdi şurayı şöyle alalım. İki de bir yukarı çıkıp aşağı inmeyelim sevgili gençler. Şurayı alalım, şuraya koyalım ve buraya koyduktan sonra değerlendirmemize devam edelim. Hatta biraz da büyütelim. Sen şimdi onları göreceğim diye kör olma. Ha. Şimdi bakın. Burada ne vardı? C eksi A. C'den A'yı çıkarırsam negatif bir sonuç elde ederim. Negatif bir sonuçtan da pozitif bir sayı çıkarsam burası negatif olur. Yani dışarı, içerisi negatif olduğu için dışarı nasıl çıkar? Eksi ile çarpılarak. Eksi C artı A artı D diye çıkar. B'den D'yi çıkarmış. B dediğimiz şey ADC'yi mi yazdık biz? Bakayım. B'nin sıfır yanlışı vardı. B sıfırdı. Tamam. Sıfırdan D'yi çıkarırsak sevgili gençler negatif bir sonuç elde ederiz. Demek ki burası da yine eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi B artı D biçiminde. Bakın şuradaki eksiyi koydum. C sayısı negatifti. Dışarı eksi C diye çıkacaktır. Eksi eksi de artı yapacaktır. Şimdi artı C eksi C gitti. Bakın burada A var. İki tane D var. Ve bir tane de eksi b'miz var. A artı 2d eksi b cevabımız olacak. O da hangi seçenekte verilmiş? 2d artı a eksi b, yani Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla şu kısmı temizleyeyim, rahatça çözelim. Diyor ki aşağıda 2 adet çubuğun uzunluğu 22 santimlik bir cetvelle ölçülmüştür. X 11'den küçüktür ve mavi çubuğun uzunluğu a santimetre, pembe çubuğun uzunluğu da B santimetredir denilmiş. A eksi B'nin mutlak değeri ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler, X'in 11'den daha küçük olduğunu biliyoruz. Yani 22'nin yarısından daha küçük. Bu cetvelin yarısından daha küçük. Ve mavi çubuğun uzunluğu neydi? A santimetreydi ki bu X santimetreye eşittir. A eşittir X'miş. Pembe çubuğun uzunluğu da B santimetreydi ki B'yi ben nasıl ölçerim? 22'den sevgili gençler X eksi 1'i çıkararak. Niye x eksi 1'i çıkardım? Çünkü pembe 22'den x eksi 1'e kadar olarak verilmiş bize. Şimdi bu x'ti zaten. Burası ne olur? 23 eksi x olur. Çünkü eksi eksi artı 1 gelir. 23 eksi x. Şimdi pekala. X 11'den küçükse ben 23'ten x'i çıkardığım zaman sevgili gençler sonuç olarak x'ten daha büyük bir sonuç elde etmem gerektiğini biliyorum. A'dan B'yi çıkarmış. X daha küçük yani. O halde x eksi 23 eksi x dediğimiz sayının mutlak değeri içerisi negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Öncelikle ben buranın 2x eksi 23 olduğunu söyleyeyim. Bunu da eksiyle çarparak dışarı çıkarırsam 23 eksi 2x gelecektir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz, hem de gönül rahatlığıyla. Devam. Aşağıda hava basmak için kullanılan pompa aletinin ölçüm ekranı gösterilmiş. Alet bastığı havayı bar veya PSI birimine göre belirtmektedir. Mehmet bu cihazda bisikletin tekerleğine hava bastığında şekildeki ekranda ibre 2 ile 2,5 bar arasındaki bir değeri göstermiştir. 2 ile 2,5 bar. Bar dışarıda, dolayısıyla şuralarda bir yerde göstermiş. 2 ile 2,5 arasında şu aralıkta bir yerde bir değer göstermiş. Tekerleğe 2 üzeri n PSI hava bastığına göre n tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler 2 ile 2,5 arasındaki bir değer demek ki burada düşündüğümüzde 20 ile 40 arasındaki bir PSI'ye denk gelecek. 20 ile 40 arasında. 2 üzeri n. 20 ile 40 arasında 2'nin kuvveti olan hangi sayı var acaba? Değil mi? 32 var. Demek ki 2 üzeri n 32'ymiş. N sayısı da kaçmış diyeceğiz? 5'miş diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktı değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer sorum. Şekilde birinci dairenin içine a üzeri 1, ikinci dairenin üzerine içine a üzeri 2, n'inci dairenin içine de a üzeri n yazılıyor. X'inci dairenin içine m yazılıyor ki madem n'inci dairenin içine a üzeri n yazılıyor, x'inci dairenin üzerine de a üzeri x yazılır. Ve bu m'ye eşitmiş. Artık onu biliyoruz. Y'ninci dairenin içine de n yazılmış. Yani
A üzeri y yazılacaktı normalde. Bu da neye eşitmiş? Diyor ki x artı y'nci dairenin içerisine A üzeri x artı y yazılırdı. Hangisi yazılmalıdır? Ben bu A üzeri x artı y'yi nasıl elde ederim? Bunların ikisini çarparak. Yani A üzeri x artı y elde ederim. Yani m çarpı n'yi yazmam gerekiyormuş. O halde cevabım ne olur? Bursa seçeneği olur derim sevgili gençler. Şimdi siz tabii merak ediyorsunuz. İşte TYT nasıl olacak? YKS acaba zor mu olacak? Ben size söyleyeyim nasıl olacağını. Bu benim tahminimdir. Gençler, YKS bu seneki TYT, özellikle TYT bir kere kolay sorulardan oluşacak. Yani bu benim kendi fikrim, kendi görüşüm. Kolay sorulardan oluşacak. Ama geçen sene kolay olduğu için yığılmalar olmuştu biliyorsunuz. Ama ÖSYM bu sefer öyle bir sınav hazırlıyor ki o cümleye geçmeden önce geçen sene sınavın kolaylığından kaynaklı, yığılmalardan kaynaklı herkes böyle bir ÖSYM'ye de yüklenmişti. Şimdi arkadaşlar bunu hazırlayan bir kurum sonuç olarak. Ve doğal olarak da üzerinde baskı hissetmek de istemiyor. Doğal olarak da öğrencilerin kendilerini suçlamasını da istemiyor. Ama 2-2-4 sınav kolay olacak. Peki hocam sınav kolay olursa yine yığılmalar olmayacak mı? Bu sefer geçen seneki kadar yine olursa yığılma geçen seneki kadar olmayacak. Çünkü bu sefer karşınıza şöyle sorular çıkacak. Kolay ama çeldiricisi bol. Yani sen sınavdan çıktığın zaman çok iyi geçtiğini düşünebilirsin. Ama soruları gördüğün zaman yuh be bu yanlışı da ben mi yaptım diye kendini suçlayacaksın. O şekilde sorular gelecek karşına, haberin olsun. Dolayısıyla soruların içerisinde böyle daha çok püf noktalı sorular. Bakın çoğunuz yanlış yapıyorsunuz. Çoğunuz diyorsunuz ki hocam daha zor soru çözelim. Hocam daha da zoru çıksın karşımıza. Kral hadi bakalım bas kazana. Daha nasıl zor sorular sorabilirsin? Biz onları görmek istiyoruz. Önemli olan zor soru çözmek değil. Önemli olan sınav gibi sorular çözmek. İşi bilen adam onu çözüyor zaten. Sınava yakın sorular çözmek. Nasıl? Yani çeldiricisi bol olan sorunun içerisinde hani ben o soruları çözmekten daha da hoşnut oluyorum zaten. Kendim adına konuşuyorum. Mesela soruyu çözüyorum, işaretliyorum, arkasını döndürüp cevaba bakıyorum. Ben yalnız bir demişim, cevap 1 ve 2 çıkmış. İkinci öncül efsane bir güzelliği var. Kimsenin fark edemeyeceği tarzda bir inceliği var, bir çeldiriciliği var. Ve onu düşündüğümde zaman diyorum ki yuh be ulan çok güzel soruymuş diyorum kendi kendime. İşte o tarz sorular var ya, sen de illa ki karşılaştın bu tarz sorularla. O tarz soruları çözmen gerekiyor senin. Haberin olsun. Ve tekrar ediyorum, işi bilen adam o tarz sorular çözüyor. Devam. Aşağıda kenarları santimetre birimine göre olmak üzere bir üçgen ve bir dikdörtgen verilmiş. Üçgenin kenarları 5, 5, 6. Dikdörtgenin kenarları da kısa kenarı 3 eksi kök 5. Uzun kenarı 3 artı kök 5. Üçgenin alanı ÜA ve çevresi ÜÇ. Dikdörtgenin alanı DA ve çevresi DC olmak üzere. Bize şöyle bir ifade verilmiş. Üçgenin çevresine 5, 5 daha 10, 16. Yani şu ÜÇ dediğimiz ifade 4 artı. ÜA'da üçgenin alanı. Ben bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? Şuradan indireceğim diki. O ne yaptım? Çemberle dik indirdim. Şuradan indireceğim diki. İndirdikten sonra burayı 3'e 3 bölecek. Çünkü ikizkenar üçgendi. Burası diktir. Daha sonra burası 4'tür. Demek ki 4 kere 6 bölü 2'den burası da 12. 12'nin karekökü de biliyorsunuz 2 kök 3'tür. Yani burası 4 artı 2 kök 3'müş sevgili gençler. Bu 1. Bu sayının eşleniği 4 eksi 2 kök 3'ten bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisidir? İfadelerinden hangisidir diye soruluyor. Pekala. Dikdörtgenin çevresi. Şimdi 3 artı kök 5 burası. 3 eksi kök 5 de burası. Ben bunları topladığım zaman kök 5 ile eksi kök 5, eksi kök 5 ile artı kök 5 gider. 4 tane 3'ten 12 gelir. Yani DC dediğimiz ifadenin karekökü 2 kök 3'tür. Eksi dikdörtgenin alanı 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5'in çarpımı 9 eksi 5'tir. Yani 4'tür. Ben burada 4'ü yerine yazdığım takdirde de burası 2 gelir. 2 kök 3 eksi 2. Bunun eşleniği midir? Hayır değildir. Birinci öncül gitti. Dikdörtgenin çevresi 12 idi. Az önce bulduk. Eksi dikdörtgenin alanı da 4'tü. 4'ün karekökü de 2'dir. 12'den 2'yi çıkar 10.
10 bunun eşleniği midir? Hayır, değildir. Üçüncüye bakalım. Dikdörtgenin alanı 4'tü. Eksi dikdörtgenin çevresi de 12 idi. Karekök işlemesini alırsam 2 kök 3 gelir. 4 eksi 2 kök 3, 4 artı 2 kök 3'ün eşleniğidir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3'tür diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Bir A sayısının karekökü, yani kök A'dan bahsediyoruz, yaklaşık değeri şu şekilde bulunur. A sayısına en yakın tam kare sayı B olmak üzere A'ya B'yi ekleyip 2 kök B'ye bölerek bulunur. Mesela kök 17 sayısı. Kök 17 sayısının yaklaşık değeri kök 17'ye yaklaşık kök 17'ye en yakın tam kare sayı hangisidir? 16. O zaman 17'ye 16'ya eklerim. 2 kök 16'ya bölerim. Yani 33 bölü 8'den 4,125'tir yaklaşık olarak diyoruz. Buna göre kök x'in yaklaşık değeri 69 bölü y ve bu da yaklaşık olarak 5,75 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Pekala, şimdi buradaki x dediğimiz sayı kök dışına çıkamayan bir sayı. Biz kare kökünün de 5,75 olduğunu biliyoruz ama. Daha sonrasında şunu düşünelim. Bu 5,75 dediğimiz sayı, ben bunun karesini aldığım takdirde 25'ten büyük ama 36'dan da küçük bir sayı olduğunu biliyorum. Doğal olarak kök 2 sayısı demek ki 5,75 ise 5 ile 6 arasında bir yerdedir. Yani bu x dediğimiz sayı 25 ile 36 aralığında bir noktadır diyebiliriz. Ama hangisine yakın? 25, 36, 5,75 dediğimiz sayı. 6'dan küçük, 5'ten büyük dedik. Bu ikisinin tam ortası 5,5. O halde 5,5'tan daha büyük olduğuna göre demek ki bu sayı 6'ya göz kırpıyor. Yani 6'ya daha yakın. O halde buradaki x dediğimiz sayının da 36'ya daha yakın olması gerektiğini söyleyebiliriz. Demek ki ben yukarıya 36 ile bu x sayısının toplamını yazacağım. Alt kısma da 2 çarpı kök 36 diyeceğim. Ve bu da 5,75'i verecekmiş bize. Alt kısım sevgili gençler 12 zaten. Üst kısım da 69 olacaksa aslında bu x dediğimiz sayı 33'ün ta kendisidir. Yani x 33'müş. Y de 12'ymiş sevgili gençler. Topla demiş bunları. Toplarsanız 45 gelir. Çok ama çok tatlı bir soruydu. Aklınızda bulunsun. Sanki çıkmaz der gibi işaretlemiş gibi oldu. Aklınızda bulunsun. Şöyle yapalım. İşaretleyelim. Soruyu siz de kaydedin. Sınava girmeden önce mutlaka bakın sevgili gençler. Diyor ki, Birol vatandaşımız sayma sayılarını aşağıdaki gibi Pascal üçgeni görünümünde yazmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde. Bir de böyle yazmış. Şurada da x ve y var. Birol'un bu yazımında x ve y sayısının olduğu satırda x'ten küçük 17 tane, x'ten de büyük bir tane sayı vardır. Şimdi x'ten küçük 17 tane, aklımıza tutalım 17. Bir tane x var 18, bir de y var 19. Demek ki bu satırda 19 tane sayı var. 19 sayı var. Şimdi buraya bakıyoruz. Birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki tane, üçüncü satırda üç tane, dördüncü satırda dört tane sayı varsa demek ki burası aslında 19. satır olduğunu da söyleyebiliriz biz. 19. satır. Peki bu satırlarla burada yazılan sayılar arasında bir ilişki bulabilir miyiz? Buluruz. Bakın burası 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı. Şu 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı. Bu 1'den 3'e kadar, 1'den 4'e kadar. O zaman ben derim ki kardeşim 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı da y'dir. Bitti soru. 19 çarpı 20 bölü 2 değil midir? 1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımı n çarpı n artı 1 bölü 2 ise 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı da 19 çarpı 20 bölü 2'den cart gitti 190'dır. Yani y 190'mış, x de 189'muş. Bunu anladık. Pekala, buna göre demiş x küp artı y küp bölü 190 eksi 190 çarpı 189 artı 189'un karesi işleminin sonucu nedir? Öncelikle ben x küp artı y küpün x artı y parantezinde x kare eksi x çarpı y artı y kare olduğunu biliyor. Alt kısımda da bu x değil miydi? Şu y idi değil mi? Şu x'ti. Şöyle yaparsak. Şimdi bakıyorsun x kare var. Eksi xy var.
artı y karemiz var. E gitti, gitti. Bizden x artı y istenmiş. Yani 190 ile 189'u topla demiş açıkçası. E ben bunları toplarsam sevgili gençler cevap ne gelir? 379 gelir. Ve böylelikle cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Aşağıda 5 çubuğun uzunlukları verilmiş bize. Bu çubuklardan belli biri A çubuğudur. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. A dışındaki diğer 4 çubuk uç uca eklendiğinde B çubuğu elde ediliyor. Pekala. Her x değeri için B çubuğu hiç parça artmadan A'nın uzunluğu kadar eş parçalara ayrılabildiğine göre verilenlerden hangisi A çubuğudur diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle diyor. Bunlardan bir tanesi A çubuğu. Diğerlerini de diğerlerin uzunluklarını topladığım zaman A çubuğu bunun uzunlukların bu B uzunluğunun toplam uzunluğunu bölebiliyor. Şimdi bölünebilecek şeyler seçelim o zaman. Mesela x üzeri 4, x küp, x kare ve x'i. Ben burada yan yana toplasam. Direkt görünüyor zaten. Şu ikisini x parantezine alsam x artı 1 gelir. Şu ikisini x küp parantezine alsam yine x artı 1 gelir. Daha sonrasında x artı 1 parantezinde sevgili gençler şuraya x küp parantezine aldık. X artı x küp gelecektir. Ve şu uzunluk toplam uzunluk x artı 1'in tam katıdır. Dolayısıyla hangisinin uzunluğu hangisi A çubuğudur diye sorulmuş. Dördüncü çubuk A çubuğudur denilebilir. Aşağıda sorumuz yok. Geçiyoruz sağ üst tarafa. 30 tane A4 kağıdı düşünün. Ve ben bu 30 tane A4 kağıdını dergi yapmak için üst üste koyuyorum. Ve şekildeki gibi tam ortadan ikiye katlıyorum. Sayfalar birden başlamak üzere de numaralandırıyorum. Buna göre 7. sayfanın olduğu yaprak içinden çekilirse başka hangi çekilirse dergide başka hangi numaralı sayfalar da eksik olur diye sorulmuş bize. Şimdi ben 30 tane sevgili gençler A4 kağıdından bahsediyorum. Ve her bir A4 kağıdında da arkadaşlar her bir kağıtta toplamda 4 tane numara bulunacağını iddia ediyorum. Nasıl? Bir tane bunun ön yüzünde, bir tane arka yüzünde, bir tane şu sayfanın önünde ve arkasında. Yani şöyle diyebiliriz. Bir tane burada, bir tane arkasında, bir tane burada, bir tane arkasında. Yani her kağıtta 4 numara var. 4 tane sayfa numarası var. 30 tane kağıt varsa toplam bu dergi 120 sayfadır diyebiliriz. Pekala. Şimdi bu tarz problemlerde birinci numara, birinci sayfa numaramız 1, son numaramız 120. İkinci sayfamız 2, son numaramız, sondan ikincimiz 119. Üçüncüsü 3, sondan üçüncü 118. Dördüncüsü 4, sondan dördüncü 117. Şunu fark etmeniz gerekiyor. Her birinin toplamı bize 121'i vermek zorunda. Şimdi o zaman ben 7. sayfayı çektiysem, 7. sayfayı çektim. Toplamları 121 olacak şekilde başka neyi çekmişimdir o zaman? 114 numaralı sayfayı da çekmişimdir. Yani 7'nin haricinde içerisinde 114 bulunacak. Zaten bunları elediğimiz takdirde de bu geliyor. Peki 8 ve 113 nereden geliyor? Bir zahmet kardeşim 7'nin hemen arka sayfasında 8 yazsın. 114'ün hemen arkasında 113 yazsın. Değil mi? Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve geçeriz artık son sorumuza. Bu videonun son sorusu sevgili gençler. 21 tane harfi olan alfabede baştan 8, 9, 10, 11 ve 12. harfler sırasıyla ehemde bunlarmış. Bu alfabede sondan 12. harf aşağıdakilerden hangisidir acaba diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Baştan 1. harf aslına bakarsanız sondan 21. harftir. Baştan 2. harf sondan 20. harftir. Baştan 3. harf sondan 20 değil 19. harftir diyebiliriz. Bu şekilde devam eder. Yani bu ne demek oluyor? Baştan ve sondan kaçıncı numaraysa toplamları hep 22 oluyor demek. Şimdi benim sorum şu. Sondan 12. harf acaba baştan kaçıncı harftir? Toplamları 22 oluyorsa baştan 10. harftir.
Baştan 10. harf de zaten bize verilmiş. Buymuş cevabımız. Ceyhan seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu videonun da sonuna geldik. Güzel bir tekrar oldu bence. Benim fikrimce. Hem size başlangıçta bakın şu 4 soruyu hiç unutmayın. Aklınızda bulunsun. Güzel bir tekrar oldu. Konu özetimizi de yaptık. Beni sevdiğinizi de söylediniz. Allah razı olsun. Özellikle şu an chatte olan arkadaşlardan videoyu beğenmelerini rica ediyorum. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. İnşallah çalışmalarımız iyi gidiyordur. Sınava artık az vakitler kaldı. Bu dönemde ne yapmamız lazım diye soruyorsanız sevgili gençler, hemen şu an burada olanlar için de size söyleyeyim ben ne yapmanız gerekiyor. Öncelikle konu eksiğiniz yoktur diye umuyorum artık. Konu eksiğiniz yoktur ama tabii deneme çözüyorsunuzdur konu eksiğiniz yoksa. Denemelerde özellikle branş denemelerinde daha çok ortaya çıkar bu. Branş denemeleri zaten bunun içindir. Konuya tam hakimim, yani o derse tam hakim miyim onu ölçmek içindir. Bunu genel denemede çok ölçemezsin çünkü. Dağılırsın. Branş denemelerinde arka arkaya yaptığın 5-6 tane branş denemesinde seni ortaya çıkarır bu. Bazı yapamadığın soru tipleri illaki vardır. Veya bazı konulara alerjin olduğunu fark edersin. Yapamadığını görürsün. Olmuyordur. Ya da yetiştiremiyorsundur. Ya da korkup boş bırakıyorsundur. Ve her denemede ya boş kalıyordur, ya yanlış çıkıyordur, ya da çok uğraşarak çözüyorsundur. Hep aynı konudur veya aynı soru tipidir. İşte o soruları güzelce buluyorsun. Bu dönemde yapacağın şey bu. Buluyorsun ve bunları bulduktan sonra anında çözümlerini öğreniyorsun. Acaba nasıl yapılıyor? Acaba ben bunun nesinden korkuyorum? Acaba ben neyi eksik düşünüyorum da bu hep yanlış geliyor veya ben bunu hep boş bırakıyorum veya çok zor çözüyorum, vakit kaybediyorum. İşte bu tarz eksiklerinizi kapatmaya yönelik hareketlerde bulunursanız size 3-4 saat çalışmadan daha fazla katkısı olacaktır. Sebep, çünkü artı bir netlesiniz demektir. Kusura bakma, 5-6 tane denemenin arka arkaya hepsinde de aynı soru tipinden varsa merak etme, o sorudan ÖSYM'de sorar zaten. Yani değil mi? Mantıklı. Şimdi o halde sevgili gençler, sizin bu dönemde yapacağınız şey matematikten de, fizikten, kimyadan, biyolojiden, edebiyattan, sosyalden, Türkçeden, edebiyattan hepsinden yapacağınız şey bu. Bu dönemde bunu yapın. Ve neden bu dönemde bunu yapın diyorum? Çünkü tam böyle düşüşlerin olabileceği bir dönem. Netlerinizden bahsetmiyorum. Psikolojinizden bahsediyorum. Düşüşleriniz olabilir. Peki ne yapmak sizin psikolojinizi şu an düzeltir sevgili gençler? Tabii ki netlerinizin birden böyle 4-5 net, 6-7 net, 10 net fırlaması sizin moralinizi çok düzeltir. Daha fazla şevke getirir. O halde bunun da tek çıkar yolu bu. Yapamadığınız türdeki soruları belirleyip fosforlu kalemlerle işaretleyip hepsini ya gidip bir hocandan öğreneceksin, ya bir işte arkadaşına soracaksın, ya da YouTube kanallarından öğreneceksin, ya da işte imkanın varsa özel dersteki hocana soracaksın. Bu şekilde halledeceksin. Tamam. Bunlar seni daima ama daima böyle 3-4 günde, 5-6 günde netlerini 8-9-10 net artıracak metotlar. Bunu sakın unutma. Bu şekilde artırdık hocam ama hala benim yetmiyor. Yani bana 105 net lazım TYT'de ama ben bu şekilde artsa bile 95'te tıkalı kalırım. 95'ten 105'e çıkar mı arkadaşlar? 95'ten 2 ayda 120'ye bile çıkarsın. Hiç merak etme. Hani ne olur, süren yetmez, 110'da takılı kalırsın. Ama 105'ten daha fazlasını emin ol yaparsın. Şimdi bunları bu şekilde öğrendikten sonra devamında ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, güzel bir programla bol miktarda deneme. Bakın isim de vereyim. Buket diye bir öğrencim var. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Günlük kendini standart hale getirdi bunu. Günlük 3 deneme. Sabah, öğle, akşam. Günlük 3 deneme. Herhangi bir denemeyi çözmediği takdirde artık suçluluk psikolojisi içerisine giriyor. Ve netlerini de söyleyeceğim Buket, kusura bakma. İzliyorsan videoyu. 22 netlerle, 20 netlerle başladık. Allah'a çok şükür şu an 39 netler, 40 netler görüyoruz. Konuları, eksik konuları tamamladık beraber. Eksik konulardan sonra güzel bir tekrar, tamamen eksiklere yönelik bir çalışma ve daha sonrasında yaklaşık olarak ocağın ortasından beri durmadan deneme çözüyor. Ve sürekli şu konudan şikayetçi. Hocam
piyasada deneme kalmadı. Bütün yayınların, bütün denemelerini. Bunu başka bir öğrenciyle daha da yaptım ben. Yani artık böyle gazete denemeleri alıyorduk. Eskiden böyle gazeteler hala veriyor mu bilmiyorum. Gazeteler deneme sınavı verirdi. Ve o denemeleri alırdık. Artık onları çözerdik. Düşünün gazete kağıdında deneme çözerdik biz. Yani neden? Çünkü piyasada deneme bırakmamıştık. Bir yayın deneme çıkarmış. İşte Ankara'da sadece birkaç tane kırtasiyede var. Ve hiç adını sanını bilmediğimiz bir deneme. Sırf deneme diye gider alırdık onu ve onu çözerdik. Durmadan ama durmadan deneme. Önünüzde yaklaşık olarak 65-70 gün var ve sizden ricam, tek ricam şu. Arkadaşlar artık günlük 2 tane 3 tane mutlaka deneme çözüm konularını tamamlayan arkadaşlar. Konularını tamamlamayan arkadaşın da varsa bakın 10 gün içinde hadi taş çatlasın 2 hafta içinde o eksik konuları lütfen ama lütfen tamamlayın. Diyelim ve bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videomuzda bugün cumartesiydi. Pazartesi günkü videomuzda görüşürüz sevgili gençler. O videoda sembolik mantık işleyeceğiz ve sembolik mantıktan hemen sonra da sevgili gençler küme işleyeceğiz ve daha sonrasında da sorularını çözeceğiz. Çok ama çok kaliteli ve çok böyle ensesi kalın mantık soruları var. Haberiniz olsun. Diğer videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.